TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Kardelen Dönmez. Günü yanıyorla günü uyandırmaya devam ediyoruz. Türkiye'de dünyada neler yaşanıyor? An, be an takipte TV yüz haber merkezi. Bugün G7 var sevgili izleyenler. Bu süreç TV yüz haber merkezinin sıkı takibinde. 15 yıl aradan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G7'ye davetli olarak katılıyor. Meloni İtalya lideri davet gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu süreci takipte olacağız. An, be an taşıyacağız ekranlarınıza. Fakat Öncesinde Avrupa turu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl geçiyor Şöyle bir toparlayalım sizler için İlk durak İspanya'ydı bu kapsamda Cumhurbaşkanı Özel Uçak Can'la Madrid'e gitti Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası zirvesine katılacak Bu kapsamda İspanya topraklarına Ayak basan Cumhurbaşkanı Kral 6. Filip ile bir araya geldi Peki ya bu ziyarette neler yaşanıyor An Beyan ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Pedro Sanchez'in daveti üzerine İspanya'ya gitti. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında İspanya Dışişleri Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando San Pedro Marcos karşıladı. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi de karşılama törenindeydi. Ardından Zarzuela Sarayı'na hareket edildi. Erdoğan, Kral 6. Felipe ile bir araya da geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ancak esas önemli temasları Başbakan Sanchez ile yapacak. De no. Cumhurbaşkanı, Başbakan Sanchez ile birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetler arası zirveye başkanlık edecek. İki ülke arasında ticaret, finans, kültür ve spor ilişkileri ele alınacak. İki ülke arasındaki 19 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin arttırılmasının yolları aranacak. Savunma sanayiindeki işbirliğinin daha da pekiştirilmesi hedeflenecek. İspanya ile ortak inşa edilen TCG Anadolu gemisi gibi büyük projelerin daha da arttırılması mümkün mü gibi soruların yanıtları aranacak. Ayrıca çok sayıda anlaşma imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş formunun açılışına da katılması bekleniyor. Ancak masadaki en önemli başlıklardan biri de Gazze. İspanya geçtiğimiz ay Filistin'i resmen tanıdığını ilan etti. Uluslararası alanda İsrail'in katliamları karşısında güçlü bir duruş sergiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın kararını takdirle karşıladığını vurgulamıştı. Orta Doğu'da Akankanın bir an önce durması hakkında da İspanyol hükümetiyle değerlendirmeler yapması bekleniyor. Özellikle bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve hemen ardından da bölgede kalıcı barış öncelikli başlıklar arasında. İspanya'da tıpkı Türkiye gibi İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olacak. İki ülkenin bu konuda ortak adımlar atması da gündemin üst sıralarında. Erdoğan İspanya'daki temaslarının ardından cuma günü de İtalya'ya geçecek. G7 liderler zirvesine katılacak.